Hacı adayları haç görevi için kutsal topraklara doğru yola çıktı ancak bu sene geçen seneye göre tercihler ucuzladı. Dövizdeki dalgalanma hacca gidenleri de vurdu. Ekber Allah, Ekber. Ekonomideki dalgalanma haccı da vurdu. Hacca gidenlerin sayısı değişmedi ama tercihler ucuzladı. Mümkün mertebe uygun turlara gidiyorlar artık. Bu sene Türkiye'den 2 milyon 120 bin hacı adayı başvuruda bulundu hacca gitmek için ama kura çekimiyle 80 bin kişi hacca gitmeye hak kazandı ve ilk hacı grupları da Mekke'ye doğru yolda. İslam'ın 5 şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek isteyenlerin cebinden yüklü meblağlar çıkıyor. Çünkü turlar döviz üzerinden götürüyor hacı adaylarını. 7 bin dolara gönderdiğimiz grup sayısı geçen sene 250 iken bu sene 100 oldu. Hem döviz kuru arttı hem tur fiyatları. Hal böyle olunca bu yıl en düşük hac fiyatı 11 bin dolar. Yani yaklaşık 53 bin liradan başlıyor. Yani cep yakıyor. Daha uygun bir tur istiyorlar. Talep de azaldı. 5 yıldızlı otellerin Kabe manzaralı odalarında ve klimalı çadırlarda hac vazifesini yerine getirmek isteyenler içinse rakam çok daha yüksek. 100 bin liraya yaklaşıyor. Geçen sene 11 bin dolara en lüks hac umre seyahatini yapabiliyorduk. Bu sene 20 bin dolara yapabiliyoruz ancak. Rakamlar uçunca hacı adayları da düşük kategorilere yani en ekonomik seçeneklere yöneldi. Hac kontenjanları doluyor ama tercihler her geçen yıl değişiyor.